Merhabalar. Öncelikle herkese hoş geldin diyorum. Ses geliyor mu? Öncelikle teyit etme şansınız olursa. Teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Bugün size kısaca Cygnet ürünü hakkında bilgiler vereceğiz. Öncelikle kendimi kısaca tanıtayım. İrfan Barış Kotman. Bazılarınız tanıyor olabilir. Nebula Bilişim'de bilgi güvenliği uzmanı olarak çalışıyorum. Bugünkü sunumumuzda Hüsamettin Bey, Cygnet'in ülke müdürü de katılımcı olarak bulunacak. Şu an kendisi Londra'da. Sunumumuzun sonunda 5 dakikalık kısa bir gösterim yapacak size. Sorularınız olursa sunum sonunda Hüsamettin Bey ile beraber cevaplamaya çalışacağız. Sorularınızı chat ekranından bize iletebilirseniz sunum sonunda hepsini yanıtlamaya çalışacağız. Duyabiliyor musunuz? Teşekkürler. Yani ne kadar kısmı duyamadığınızı şey yapamadım. O yüzden bir önceki slayta geçip kısaca Cygnet'ten tekrar bahsedeceğim. Cygnet 2015 yılında kurulan bir şirket. 4 senelik bir geçmişe sahip, fakat 4 senelik bir geçmişe sahip olmasına rağmen perakende sektörü, enerji sektörü, finans, sağlık, sigortacılık ve teknoloji şirketleri gibi birçok farklı sektörde en önemli şirketlerde kullanılmakta. Bunun yanında sunumumuzda göreceğiniz gibi Gartner pazarındaki birçok önemli kurum tarafından da çeşitli siber güvenlik ödüllerine layık görülmüş bir şirket. Cygnet'in ortaya çıkışından kısaca bahsedersek, Cygnet'in ortaya çıkışındaki ilk nokta güvenliğin şirketlerde yeteri kadar sağlanamaması. İşte güvenliğin sağlanamamasının çeşitli nedenleri var. Slaytımızda görüyorsunuz. Birincisi bütçe. Yani eskiden her şey çok daha kolaydı. İşte bir antivirüs yazılımınız vardı. Bu antivirüs yazılımı üstünden her şeyi gerçekleştirebiliyordunuz. Fakat gelişen ataklarla beraber sektör çok büyüdü ve güvenlik sektöründeki ürünlerin hepsine kaynak sağlanması şirketler açısından kolay değil, yani kolay bir noktada değil. Zaten hepiniz yaşıyorsunuzdur. İkinci nokta Türkiye'de en çok karşılaşılan sıkıntılardan biri güvenlik ekibindeki kişi sayısı. Birçok firmanın güvenlik ekibi yok. Güvenlik ekibi olsa bile yeteri kadar kişiden oluşmuyor ya da güvenlik ekibindeki arkadaşlarımız çok farklı işlerle uğraşabiliyor. Bunun doğurduğu sonuçlardan biri işte bir güvenlik ürünü alıyorsunuz. Aldığınız güvenlik ürünü üzerinde yeteri kadar uzmanlaşamıyorsunuz. Bir ürününüz var ama bu ürüne yeteri kadar hakim olamayabiliyorsunuz. Ve bunların esas kaynağı olan zaman. Yani çünkü birçok farklı ürün var, birçok farklı ürünle uğraşıyorsunuz. İşte bir
size alarm geliyor. Bu alarmı analiz etmeniz, buna göre aksiyonlar almanız gerekiyor. Ama ne yazık ki sektörde çalışan birçok insanın böyle bir zamanı ve ne yazık ki bulunmamaktadır. Sainet'in ortaya çıkışındaki ikinci bir nokta ise burada bir diyagram görüyorsunuz. İşte bir ağımız var, kullanıcılarımız var, dosyalar var. Dosyalara bu kullanıcıların kullandıkları makineler var ve bunlar sürekli etkileşim halinde. Bu etkileşimler, etkileşim noktalarında biz de birçok güvenlik ürünü almak zorunda kalıyoruz. İşte ağ ve kullanıcılarımızın iletişimini takip eden yazılımlar alıyoruz. İşte çeşitli güvenlik ürünleri alıyoruz. Bunlardan zaten ileriki sunumlarda bahsedeceğiz. Bu ne oluyor? Birçok iş yükü oluyor. Yani birçok ürünü yönetmek zorunda kalıyoruz ve bu ürünlerin kesişim noktalarında boşluklar olabiliyor. Yani birçok ürünümüz var. Farklı ekipler de bu ürünleri yönetebiliyor. Sistemimizde kör noktalar kalabiliyor. Bu noktadaki ikinci kısımsa burada zaten bir kök neden analizi görüyorsunuz. Enfekte olmuş bir makine üstünde, yani enfekte olmuş makineyi artık hepimiz görebiliyoruz. Yani işte bir gelişmiş malware yazılımımız var. Bu enfekte olmuş makineyi buluyor. Bize alarmlar üretiyor. Fakat İş bundan sonra başlıyor. Bundan sonraki kısımda çeşitli ürünlerle manuel işlemler yapmak zorunda kalabiliyoruz. Yani bir alarm geldi, bunu bir önceliklendirmemiz gerekiyor. Triaj kısmı, hangi alarm bizim için önemli, hangisi değil. Bunları ortaya çıkarmamız gerekiyor. Ortaya çıkan tehdit için bir kök neden analizi yapmamız gerekiyor. Ve bu kök neden analizine göre de işte iyileştirmeler yapmamız gerekebiliyor. Burada zaten çeşitli atak türleri görüyorsunuz. İşte süreklilik sağlayan ataklar, hak yükseltme sağlayan ataklar ve benzeri ataklar. Sainet de esasında bu noktada ortaya çıkıyor. Sunumumuzda görüyorsunuz işte compromise kısmında dediğim gibi artık birçok ürünle otomatik olarak aksiyon alabiliyorsunuz. İşte yeni nesil güvenlik ürünlerimiz var, Next Generation antivirüslerimiz var, IPS'imiz var, sandbox'larımız var. Bunun dışında da manuel işlemler yaptığımız EDR'larımız var. İşte kullanıcı davranışlarını takip ettiğimiz UBA yazılımları var. Çeşitli network analytics ürünleri alabiliyoruz. Bunun yanında yeni bir teknoloji olan deception, yemleme, aldatma teknolojisini kullanabiliyoruz. Bundan zaten sunumun ileriki safhalarında detaylıca bahsedeceğim. Sainet bu bahsettiğim bütün ürünleri tek noktada toplamak için tasarlanan bir ürün. Burada Sainet'in ortaya çıkmasıyla ilgili zaten şeyi görüyorsunuz. Burada çeşitli kavramlar var, işte 360 derece güvenlik, işte otomatik iyileştirme, 7/24 siber güvenlik gibi kavramlar var. Bunları da sunumun ileriki safhalarında size kısaca Sainet üstünde nasıl çalıştığı hakkında kısa bilgiler vereceğim. Bütün ağınızın ince gözlemlemesi kısmı, yani sistemimizde çalışan bütün kullanıcılar, dosyalar, ağ üstündeki bütün aktiviteleri sürekli izlememiz gerekebiliyor. Bu nasıl ortaya çıktı? Bu şuradan ortaya çıktı. Göreceğiniz gibi bir atak yüzeyi, yani eskiden ataklar çok daha basit ataklardı ama burada görebileceğiniz gibi işte Man in the Middle saldırısından işte memory injection'a, ransomware'lardan işte keylogger'lara, DNS tünellere, yani aklımıza gelebilecek yüzlerce atak tipi çıktı. Burada bir kısmını görebiliyorsunuz. Belki bunlar dışında da farklı atak tipleri var sunumumuzda olmayan. Yani teknoloji geliştikçe atak yapan kişilerin de şeyleri değişebiliyor, işte dosyasız ataklar ve benzer şeyler. Bu tip atakların
sürekli olarak izlenmesi için artık bahsettiğin gibi işte kullanıcılar kullanıcı makinalarının sürekli olarak izlenmesi gerekiyor. Burada Cynet'in bu noktadaki özelliklerinden kısaca bahsedeceğim. Cynet kendi içinde bir EPP, Next Generation Endpoint Protection teknolojisine sahip. Burada çeşitli özellikler var. İşte ransomware'lara karşı özel yazılmış bir mekanizma var. Memory injection'a karşı özel yazılmış bir mekanizma var. İşte kendi üstünde bir matematiksel model koşuyor. Fuzzy modellemesiyle işte sıfırıncı gün saldırılarına karşı size bir koruma mekanizması sağlıyor. Bunun yanında makine üstünde de EDR dediğimiz Endpoint Detection Response özelliklerinin tamamını sergileyebiliyor. Bunlardan da zaten ekran görüntüleriyle kısaca bahsedeceğim. Yani neler alınabiliyor, neler yapılabiliyor. Bir deception teknolojisine, bir aldatma yemleme teknolojisine sahip kendi üstünde. Bir zafiyet tarama mekanizması var. Bunun yanında UBA'lık, user analytic, yani kullanıcıların yaptığı davranışlara göre size alarmlar üretme kısmını gerçekleştirebiliyor ve detaylı bir network analizini yapabiliyor. Ve bunu Cynet 360 platform dediğimiz tek ekran üstünden yapıyor. Bu tarafta, sol tarafta şeyi görebiliyorsunuz zaten, teknolojileri görebiliyorsunuz. Bir de bunun Detection and Remediation kısmı var. Kendi üstündeki EDR teknolojisiyle remediation'ı yapabiliyor. Bunun dışında biraz sonra bahsedeceğim 7/24 Security Staff denilen bir SOC ekibi var. Sunumda kısaca bahsedeceğim. Buradaki 7/24 çalışan uzmanlara bir alarmı ya da bulduğunuz bir tehdidi direkt iletebiliyorsunuz ve en kısa sürede bu tehditle alakalı size geri dönüşler yapılıyor. Bunun yanında bir threat hunting mekanizması var. Aynı şekilde bir malware analiz mekanizması var. Yani bulunan bir malware'in gerçek olup olmadığını bu bahsettiğim SOC ekibine yollayarak yaptığı davranışları size detaylı olarak açıklayıp false pozitif olup olmadığını size raporlayabiliyorlar. Burada enfekte olmuş bir makinenin döngüsünü görebiliyorsunuz. İşte Cynet buradaki bütün noktalarda size geri besleme sağlayabiliyor. Burada işte persistence kısmında görmüşüz. İşte data exfiltration kısmında görmüşüz. Ama bunun dışında işte bir bootnet aktivite var mı, bir keşif aktivitesi var mı? Birçok noktadan size atağın ortaya çıkışıyla alakalı bilgi verebiliyor. Burada Cynet'in entegre olduğu teknolojileri görüyorsunuz. Cynet üstündeki teknolojiler. Yani bir makine üstünde işte zafiyet analizi yapabiliyor. Gelişmiş bir antivirüs teknolojisi, yeni nesil endpoint teknolojisine sahip. Bir EDR teknolojisine sahip. Bunun yanında işte iş dosya kısmına gelince gördüğünüz gibi işte bir AV teknolojisi, yani endpoint teknolojisine sahip, bir EDR teknolojisine sahip. İş network kısmına geldiği zaman bir önceki slide'a tekrar döneceğim. Burada görebileceğiniz gibi işte biraz önce bahsettiğim gibi network analytics kısmıyla ve deception kısmıyla network üstündeki detaylı aktiviteyi size gösterebiliyor. Ve ağ üstünde çeşitli yemleme senaryoları koyabiliyorsunuz. Bunun yanında kullanıcı tarafında da işte user analytics, kullanıcı davranışlarının analiz edilmesi ve deception teknolojisi kısmında size direkt avantajlar sağlıyor. Burada çeşitli atak threat, yani daha doğrusu kötücül yazılım vektörlerini görüyorsunuz. İşte host kısmında stolen credential, işte bir kimlik doğrulamanın çalınması ile ilgili
direkt Cygnet size bilgi sağlayabiliyor. İşte bir ransomware ya da Trojan aktivitesini size direkt gösterebiliyor. İşte birçok üründe olmayan işte DNS tünel, ARP spoof, man in the middle gibi ataklarda size direkt alarm olarak sizi uyarabiliyor ve biraz sonra bahsedeceğim iyileştirme, redemption ve remediation kısmında yapabiliyor. Kullanıcı kısmında da işte bahsettiğim gibi UBA ve deception teknolojisiyle size çeşitli ataklara karşı şey sağlayabiliyor, avantaj sağlayabiliyor. Burada iyileştirme kısmından kısaca bahsedeyim. Otomatik iyileştirme. Yani bir makineniz compromise oldu. Direkt compromise olan prosesi öldürebilirsiniz. Dosyayı silebilirsiniz. Makineyi karantinaya alabilirsiniz. İşte bu tehdit sürekli olarak oluşan bir tehdit. İşte aynı şekilde aksiyonla oluşturabilirsiniz. Bu sürekliliği sağlayan bir task varsa ya da servis varsa bunu disable edebilirsiniz. Şirketinizde bir botnet aktivitesi tespit ettiniz. Otomatik olarak makinenin IP'sini değiştirebilirsiniz. Network'te izole bir noktaya alabilirsiniz ya da direkt network kartını disable edebilirsiniz ya da bütün komünikasyonlarını, iletişimini kapatabilirsiniz. Burada görebileceğiniz gibi otomatik iyileştirme kısmında birçok aksiyonu otomatik olarak gerçekleştirebiliyor. Bu kısımdan zaten bahsettiğim özellikler işte ilk diyagramımızı göstermiştik. Cygnet'le beraber göreceğiniz gibi 6 katmanlı bir güvenlik katmanını sisteminize entegre edebiliyorsunuz. Bahsettiğim gibi işte zafiyet taramadan, deception teknolojisine, network analizden, endpoint protection'a kadar birçok noktada koruma sağlayabiliyorsunuz. Burada işte Cygnet 360'ın prevention ve detection teknolojileri. Prevention dediğimiz işte biraz önce bahsettiğim gibi kendi üstündeki teknolojilerle sağladığı kısım. Detection kısmında teknolojiler artı SOC ekibiyle güvenliği sağladığı kısımdan bahsediyoruz. Burada biraz önceki slide'da bahsettiğim gibi otomatik iyileştirme kısımlarındaki adımları görebiliyorsunuz. Burayı çok daha çabuk geçeceğim bu yüzden. Burada örnek bir alarm senaryosu görüyorsunuz. İşte DNS tünelinin üstünden bir data çalınma işlemi gerçekleştiriyor. İşte bununla ilgili bütün aktiviteyi detaylı olarak Cygnet üstünde görebiliyorsunuz. Hüsamettin Bey zaten sunumunda yani da biraz sonra yapacağı 5 dakikalık gösterim sırasında Cygnet arayüzünden size gösterimler yapacak ama ben kısaca çeşitli ekran görüntüleriyle size bilgiler vermeye çalışacağım bu noktada. Biraz önce bahsettiğim gibi Cygnet 360 esasında sisteminize kurulmuş bir radar olarak düşünebilirsiniz. İşte kullanıcılardan, makinelere, network'ten dosyalara kadar sisteminizi izleyen bir yazılım. Burası zaten dashboard'u. Dashboard'u açtığınız zaman işte kritik noktaları görebiliyorsunuz. Burada şeylerin üstüne geldiğiniz zaman bu kırmızı noktaların size detaylı olarak bilgileri sağlıyor. Scanner kısmı var. Cygnet'in çalıştığı endpointlerinizi scan endpoint kısmında görebiliyorsunuz. Bunu çabuk geçeceğim. Biraz önce bahsettiğim gibi zafiyet yönetim kısmında, zafiyet yönetimi kısmında işte application uygulama zafiyetlerinden işletim sistemi zafiyetlerine işte ajanların uygunluğuna kadar birçok noktada kuralları oluşturabiliyorsunuz ve zafiyet yönetimi yapabiliyorsunuz. Burada sunumun başından beri bahsettiğim deception teknolojisi. Deception teknolojisinden kısaca bahsedersek esasında yaptığımız şu, bize atak yapan kişileri aldatmaya çalışıyoruz. Burada
Birçok arkadaşımız zaten deception teknolojisini duymuştu ama ben yine de kısaca bahsetmek istedim. Yaptığımız işlemler esasında şu: makine üstünde çeşitli fake hesaplar oluşturuyoruz. Bu ne olabilir? İşte bir kullanıcı hesabı olabilir, işte fake RDP hesapları olabilir, işte fake database hesapları olabilir. Birçok fake noktayı makineler üstünde oluşturup makinamız bir atak aldığında, örnek bir brute force atakla password'ı kırılmaya çalışıldığında otomatik olarak bize alarm üretilmesini sağlayabiliyoruz. Bu bütün makinelerde uygulayabilirsiniz. Cynet'in çalıştığı bütün makinelerde decoy teknolojisi kullanılabilir. Kullanıcı yani UBA kısmı, kullanıcı analytics kısmından kısaca bahsedersem, burada görebileceğiniz gibi örnek makine üstünde bir Dropbox'a yönelik bir hareket olduğu zaman direkt size alarm üretebilir, SMS atabilir, mail atabilir ya da bir torrent aktivitesi ya da bir Swift sunucunuz var. Bu Swift yazılımı ya da sunucusunda ilk connection açıldığı zaman onaylı bir connection diyesi size çeşitli alanlar üretilmesi sağlanabilir ve burada çeşitli tetikleyiciler koşuyor. Bu tetikleyicilerin sayısı da yazılacak custom kurallarla, bizim oluşturacağımız kurallarla genişletilebilir. Burada network üstünde yapılan bir aktivitenin kısaca detayından bahsedeceğim. İşte network üstünde Chrome üstünden bir aktivite gelmiş. Sonrasında işte aktivitenin ne olduğu hakkında detaylı bilgiyi Cynet üstünden alabiliyoruz. Şurada görebileceğiniz gibi sol tarafta remediation kısmı var. Remediation kısmında görebileceğiniz gibi işte scan host, işte makine üstünde bir otomatik taramanın başlatılması, makinenin kapatılması, makinenin yeniden başlatılması, IP'sinin değiştirilmesi, üstünde bir script koşulması, ilgili servisin silinmesi, disable edilmesi gibi birçok aksiyonu otomatik olarak alabiliyorsunuz. Bunu elle de alabiliyorsunuz, yazılacak kurallarla bunu otomatize haline getirebiliyorsunuz. Burada bulunan bir dosyayla alakalı detaylı root cause analizi görebiliyorsunuz. Bunun alt kısmı yok. Alt kısmında esasında alttaki tablo üstünden yapılan bütün hareketi, makine üstünde işte hangi noktalara gittiği, ağda hangi noktalara gittiği gibi, işte soket olarak neler açtığı gibi kısmı detaylı olarak görebiliyorsunuz. Forensic kısmında görebileceğiniz gibi makine üstünde DNS üstünden yapılan bütün aktiviteleri detaylı olarak görebiliyorsunuz. Bunları kaydediyoruz. Ve socket kısmında da makine üstünden açılan bütün connection'ları, bu network analysis kısmı dediğimiz kısım için topluyoruz ve Cynet üstünde saklıyoruz. Geçmişe yönelik bir analiz yaptığında makine üstünde işte neyin açıldığını, işte hangi domain üstünden bir aktive olduğunu detaylı olarak görebiliyorsunuz. Burada da bir işte remediation'ın farklı bir kısmını görebiliyorsunuz. Dosya bazlı remediation'ı görüyorsunuz. İşte dosyayı silebiliyoruz, karantinaya alabiliyoruz ya da ilgili prosesi öldürebiliyoruz. Forensic kısmında detaylı aramalar yapabiliyoruz ve bu aramaları direkt kurala bağlayabiliyoruz. İşte görebileceğiniz gibi son aldığı update'ten işte makine üstündeki oluşan trait'in kaç sefer tetiklendiğine kadar yüzlerce kriter için arama mekanizmaları yazabiliyoruz ve bunları otomatik kurallara bağlayıp böyle bir aktivite olduğu zaman remediation dediğimiz iyileştirme kısmını otomatik olarak uygulayabiliyoruz. Kısaca
Cyber Security ekibinden bahsetmek istiyorum. Cynet'in en önemli farklarından bir tanesi, aldığınız lisans dahilinde size bir siber güvenlik hizmeti sunuyor. Cynet'in 7/24 çalışan bir SOC ekibi var. Bu SOC ekibine oluşan bir alarmı direkt iletebiliyorsunuz ya da biraz önce bahsettiğim gibi bir zararlı bulunduğu zaman direkt iletebiliyorsunuz ve analiz edilmesini talep edebiliyorsunuz. Bunun yanında network'ünüzdeki proaktif olarak anomalileri kendileri takip ediyorlar ve bir anomali olduğu zaman size direkt alarm olarak üretebiliyorlar. Cynet'in diğer önemli özelliği, kurulumu çok kolay bir ürün, entegre edilmesi çok kolay bir ürün. Burada gördüğünüz gibi işte saatler içinde yüzlerce makineye kurabiliyorsunuz ve sistemde çalıştırabiliyorsunuz. En önemli ikinci özelliği, scanning mod dediğimiz modlarda, işte ajanlı ve ajansız kullanım yapısında. Neredeyse yani birçok özellikten bahsediyoruz ve bunu çok light bir şekilde, yani sisteminizi yormadan yapabiliyor. Bu çok önemli bir özellik. Yani bu kadar özellikteki ajanları makinenize koyduğunuz zaman birçok üründen biliyoruz. Makinede birçok sıkıntı yaşayabiliyorsunuz. Cynet'in en önemli farklarından bir tanesi de bu. Bu light yapısı sayesinde makine üstünde bir performans sıkıntısı olmadan bütün bu işlemleri gerçekleştirebiliyor. Cynet iki modda çalışıyor. Bir tanesi on-prem dediğimiz şirket içinde kuracağınız bir Cynet sunucusu üstünden işte Windows, Mac ya da Linux makinelerinizi, sunucularınızı yönetebiliyor ve bu özellikleri kazandırabiliyoruz. Bunun yanında Amazon tarafında çalışan Virtual Private Cloud kısmından da Amazon'daki makineler yönetilebiliyor. İkinci yapıda da tamamen sisteminize bir sunucu kurmadan bulut üstünden bütün bu özelliklerin kazanılmasını sağlayabiliyoruz. Hem bulut olarak hem on-prem olarak çalışabiliyor. Bu tip ürünlerdeki en büyük sıkıntılardan birisi bu oluyor. Bazıları sadece bulut yapısında çalışıyor ama Cynet iki yapıda da aynı özelliklerle çalışabiliyor. IT hijyen dediğimiz kısımdan çok kısaca bahsedeceğim. Cynet sisteminizdeki saldırı ihtimallerinin azaltılması ve saldırı yüzeyinin küçültülmesi için zafiyet değerlendirmesi, işte makine üstündeki varlıkların çıkarılması, kullanılmayan kullanıcı hesaplarının size gösterilmesi, riskli uygulamaların size gösterilmesi gibi özellik şeyleri raporlayarak olumsuzlukları raporlayarak makine üstündeki atak yapılacak yüzeyin küçülmesini, yani atak riskinin azaltılmasını size sağlayabiliyor. Bu da son slide'ım. Cynet'in burada özelliklerini görebiliyorsunuz. İşte Threat Prevention ve Detection kısmında işte kullanıcı ve host davranışlarını, network trafiğini, malicious process'leri, deception teknolojisini tek noktadan sağlayabiliyor. İşte automatic threat mitigation dediğimiz işte otomatik iyileştirme adımlarının tamamını sağlayabiliyor. Ve bunlar dışında 7/24 çalışan security ekibiyle beraber size insan analizini de sağlayabiliyor. Yani her şeyi yaptınız ama bazı noktalarda tereddütte kalabiliyorsunuz. Bu tereddütte kaldığınız noktalarda size SOC ekibiyle bu alarmın gerçek ya da false positive olduğu hakkında detaylı bilgiler sağlayabiliyor ya da anomalileri size gösterebiliyor. Burada da diğer ürünlerin yapabildiklerini görüyorsunuz. Onlara zaten çok detaylı olarak girmeyeceğim. Hepinize katılımınız için teşekkür ederim. Ben sözü Hüsamettin Bey'e devrediyorum. Hüsamettin Bey'in sunumundan sonra da sorularınızı beraber alacağız zaten.
Merhabalar, duyabiliyor musunuz beni? İrfan Bey, duyabiliyor musunuz? Tamamdır, süper. Öncelikle ağzınıza sağlık. Çok güzel anlattınız. Ben biraz daha bu işin ekranlar kısmını göstermek istiyorum. Bir sınavınızı rica edeceğim. Ekranı görebiliyor musunuz? İrfan Bey'in anlattığı gibi esasında Cynet yeni güvenlik ihtiyaçlarından çıkmış bir teknoloji. Son zamanlarda özellikle 3-4 senedir güvenlik ihtiyaçlarının en büyük, en çok karşımıza çıkanı görünürlük sağlamak. Bir şekilde atak yapanların sistemimize erişmiş olabileceği herkes tarafından kabul edilen, işte değişik istatistiklere göre de bir atak yapıldığı zaman, bir zararlı kod çalıştığında bunun tespit süreleri 190 günde 210 gün arasında değişik üreticilere göre tespit sürelerinin değiştiği, bunun remediyasyonun da yaklaşık 60-70 gün arasında olduğu bir süreçten geçer durumdayız ve herkesin evet ya başımıza bir şey gelmiş olabilir, bir şey olduğunda ne olduğunu anlayalım düşüncesiyle yeni yeni güvenlik teknolojileri çıkmış durumda. İşte İrfan Bey'in bahsettiği EDR teknolojileri, GMB teknolojileri, Network Analytics teknolojileri. Fakat bunlar hani birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü katman derken hem nokta teknolojiler olması, hem birbiriyle entegre teknolojiler olmaması, hem büyük resmi değil sadece problemin bir kısmına fokus olmaları kendileri getirdikleri çözümlerle birlikte başka problemleri de yanında getirir durumda. Cynet işte bu karmaşıklığı minimize etmeye, katmanlar arasındaki bağlantı problemlerini çözmeye, bunları da basitleştirilmiş bir arayüzden yapmayı hedefleyen yeni nesil bir güvenlik teknolojisi. Bakıldığı zaman zaten arayüz bu, bunu görebiliyorsunuz. Her şey risk skorlarına bağlı. Ortada gördüğünüz BİN kurumunuzun risk skoru. Sıfır en güvenli olanı, BİN en riskli kısmı. Ve dört basamağı da, dört basamak çok önemli. Çünkü ataklar artık sadece endpoint, sadece network, sadece bilgisayar ya da sadece user gibi bir hedefi yok. Katmanlı ataklardan bahsediyoruz. İşte atak kill chain'lerini sürekli duyuyorsunuz. Herkesin bir kill chain şeyi var, hikayesi var. Ama artık gelişmiş ataklar bu dört katmanı da kullanır durumda. Birisini görmüyor olmak ciddi manada bir güvenlik zafiyeti oluşturabilir durumda. O yüzden Cynet size hem dosyalarınızdaki hem kullanıcılarınızdaki hem network'ünüzdeki hem de bilgisayarınızdaki riskleri gösterir durumda. Yine burada şeylere baktığınız zaman da işte dosyalarda isterseniz tıklayarak bunların ne olduğunu görebilirsiniz bu ekranda. İşte user'larınızda problem varsa bu ekranda görebilirsiniz. Yine burada oklara tıklayarak da daha detaylarını analiz edebilirsiniz. Fakat burada ben hani biraz daha şeylerden, detaylardan bahsetmek istiyorum. İşte sol üst tarafta gördüğünüz dosyalar ajan kurulur kurulmaz. Ajanlı ya da ajansız. Ajansız kurulum tekniği de var. Ajansız da bilgisayarlarınızı, serverlarınızı, ajan kuramadığınız makinelerinizi kontrol edebilir. Oradaki dosyaları tarayıp önce bir whitelist yapıyor. Kaç tane hiç zararlı olmayacak dosya. Aşağıda hostlarınızı görüyorsunuz, kaç tane hostlar almış. Yine sol üst tarafta alertlerinizi dört basamakta görüyorsunuz. Yani sahnette diğer menülerde de göreceksiniz. Her şey dört basamakta gösteriyor. Bütün ataklar dosyadaki, kullanıcıdaki, hosttaki ve
network'teki ataklar olarak basamak basamak görüyorsunuz. Alt sol köşede de yine günlük trendlerinizi bu ekranda esasında hani bir yöneticinin görmek istediği ne kadar güvendeyimin sorusunu alabileceği bir ekran. Biraz daha detaya girdiğimiz zaman da alertler kısmı, Elfan Bey bazı detayları zaten gösterdi. Burada yine özellikle üzerinde durmak istediğim şey, klasik bazı teknolojiler sadece bir atağın tek bir vektörünü gösterir durumda. Sadece host kısmı, ya da sadece user kısmı, ya da sadece network kısmı, ya da sadece file kısmı, ya da sadece işte değişik SSL trafik kısmı gibi basamaklar. Ama Cygnet'te bir gelişmiş atağın her bir basamağını loglayabiliyorsunuz, analiz edebiliyorsunuz ve bunun için de remediasyon yapabilir durumdasınız. Burada esasında gelişmiş bir atak senaryosu var. Dışarıdan gelen bir e-mail içerisinde bir Word dokümanı, onun bir zararlı makrosu var. Makro çalıştığı zaman Command and Control Center'ına gidip oradan işte dışarıdan sisteme erişilebilir hale geliyor. İşte burada görüyorsunuz bir Word en aşağıda bir Word dokümanın geldiğini, daha sonra işte bir PowerShell'le bir privilege escalation'ın yapılmaya çalışıldığını, daha sonra içeride bilgi toplama açısından bir port scanning yapıldığını, yine PowerShell üzerinden bir memory'de password bulunup PowerShell üzerinden başka bir makineye erişildiğini, sonra Cygnet'in sahte oluşturduğu bir decoy file'ı gerçek bir doküman gibi bulup ondan sonra da işte SSNL tüneli üzerinden dışarıya göndermeye çalıştığını, bütün basamaklarını burada görebilirsiniz. Normal şartlarda bu 3-4 farklı teknolojide ancak sadece belli basamaklarını, belli detaylarını görebileceğiniz bir atak türü. Yine diğer bir şey de burada işte PowerShell'i görüyorsunuz. Ya da daha değişik farklı normal adminlerin kullandığı tool'ları görüyorsunuz. Yeni nesil değişik teknolojiler, gerek EDR teknolojileri olsun, gerek işte Endpoint Protection teknolojileri olsun, bir bu tür tool'ların zararlı amaç için kullanılmasını çok da anlamayabiliyor. Cygnet hani bu konuda da ciddi bir protection sağlar durumda. Hani alertlerdeki hani bunları nasıl remedy ediyorsunuz noktasında hem üst tarafta action kısmı var, hem de her bir alertin içerisinde action kısmı var. Tıkladığınız zaman 3 yine menüsü geliyor. Analiz kısmı ve remediasyon kısmı ve bunu otomatize etme. Bundan sonra sizin otomatize etme kısmı. Analizde yine İrfan Bey'in bahsettiği işte bizim sokumuza 7/24 olarak çalışan bir Cyber SWAT team var. Bu ekip sizin herhangi bir zararlı kod taraması istediğinizde SLA'leri olmak üzere buradaki işte şeylerin, alertlerin kritiklik durumuna göre işte kritik durumdaki 2 saat, high olduğu zaman 4 saat, işte medium olduğu zaman 6 saat gibi değişik SLA'lerle bunları, bu zararlı kodları analiz edilip size detaylar gönderebiliyor. Bazı durumlarda bunu istemeyebilirsiniz. Teknolojinin içerisinde aynı zamanda sandboxing özelliği var. Normalde bulutta yapılan bir sandboxing. Ama bazı kurumlar biz bulutta bunu istemiyoruz derlerse de ücretsiz olarak size verilen bir sandboxing özelliği var. Dosya hala orada duruyor mu durmuyor mu gibi daha detaylı analizler de bu analiz kısmında isteyebilirsiniz. Remediasyon kısmı sol tarafta dosya kullanıcı ve bilgisayar olarak geliyor. Şayet burada network ile alakalı bir kısım olsa da network kısmı gelecekti. Burada da değişik remediasyon, işte dosyayı sil, karantinayı al, prosesi kilit gibi, kullanıcıyı disable et, işte bir ransomware problemi yaşadı, görüldü. Otomatik olarak böyle bir şey olursa hemen o kullanıcıyı disable et. Ya da dünyanın değişik yerlerinden bağlanan birkaç aynı kullanıcının görüldü. Anormal vakitlerde bağlandığı görüldü. Bunlar işte network'ten disconnect et ya da bunu disable et tarzında kontroller yaptırabilirsiniz. Yine İrfan Bey'in bahsettiği host tarafında oldukça zengin işte IP'sini değiştirden network kartını disable et.
ondan sonra işte schedule'ları, servisleri sil ya da disable etten, işte izole et ya da unizole et tarzında birçok kuralı uygulayabilirsiniz. Bunu da oto remediasyonla yaptırabilirsiniz. Yine en büyük problemlerden bir tanesi bu teknolojilerde. Size basamak 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 işte tamam problem bu. Bunun remediasyonu, genelde remediasyon çok manuel işlemlerdir. Isaynet burada da bunu otomatize ederek hem kullanıcı hem network hem de host tarafında otomatize etmenizi ve bundan sonraki aksiyonların nasıl olması gerektiğini belirlemenize yardımcı oluyor. Daha detaylı forensik analiz yapmak istediğinizde de çok fazla, yine yukarıda baktığınız zaman işte dosyalar, hostlar, userlar, domainler, soketler çerçevesinde her bir detayı görüyorsunuz. İlk başta bahsetmiş olduğum her şeyi yine risk skoruna göre görüyorsunuz. Sadece zararlı değil, diğer farklı uygulamaları da görebiliyorsunuz. Onların da yine risk skorlarıyla görebilir durumdasınız baktığınız zaman. Kaç tane hosta görülüyor? İşte risk skoru, hangi şirkete ait olduğu, kaç tane endpoint'te olduğu, antivirüslerin tanıyıp tanımadığı, virüs totalle entegre, kaç tane antivirüsün tanıyıp tanımadığı, ne olarak tanıdığı şeyleri görebiliyorsunuz. İlk göründüğü, son görüldüğü zamanlar. Burada yine İrfan Bey'in gösterdiği advanced kısmına tıkladığınız zaman burası artık sizin hayal gücünüze kalmış. İstediğiniz türde değişik kombinasyonlar yaparak şu IP grubu, şu kadar antivirüs şeyi tanıdığı zaman dosya büyüklüğü bu olsun, ilk görüldüğü zaman bu olsun, haşı bu olsun tarzında, IP'si bu olsun, IP grubu bu olsun gibi birçok senaryo yazabilirsiniz. Bunları işte isterseniz search olarak kaydedebilirsiniz, isterseniz politik olarak kaydedebilirsiniz. Politik olarak kaydettiğiniz zamanda buralara değişik risk skorları verebilirsiniz. Sizin bir politika belirlediniz. Onun risk skorunu isterseniz 500, 1000, 70, 80 artık nasıl isterseniz bunu da belirleyebileceğiniz bir advanced bir şey de var. Bunu hem kullanıcı hem host hem user olarak gösterebilirsiniz. Host kısmında yine benim güzel hoşuma giden şeylerden bütün hostları ve onların forensik analizi burada yapabilirsiniz. İşte Amazon Signet hostu, risk skoru nedir? İşte en son ne zaman scan edilmiş? IP adresi, hangi işletim sistemi çalışıyor? Ne kadar proses tanınmış? Kaç kullanıcı logon olmuş gibi ve bunun daha da gelişmişini görebilirsiniz. Bunları tıkladığınız zaman daha detaylısını da görebilirsiniz. İşte bu kullanıcının risk skoru ve bu risk skorunu nasıl elde etti? Onların basamağı da, yani tamam 1000 risk skoru ama bu 1000 nereden geliyor? Bu hangi internet adreslerine bağlanmış? Hangi kullanıcılar bu hosta bağlanmış? Hangi file'lar çalışmış? Yine detaylarına girdiğiniz zaman da detaylı olarak bu biraz daha işte EDR özellikleri ve asset management özellikleri de devreye giriyor. Bu host hakkında her tür detay, kaç tane alert çalışmış, kaç tane file çalışmış, kaç tane user çalışmış, kaç tane ne tür trafikler, nereye trafik oluşturmuş, sistem bilgisi, vulnerability assessment noktasında işte Windows patchlenmemiş, kaç tane patch problemi var, izin verilmeyen uygulamalar neler, hangi ajanlar orada olması lazım tarzındaki birçok detayı da burada görebilir duruma geliyorsunuz. Yine burada göstermek istediğim, şöyle göstermek istiyorum. Ve network'ünüzdeki bütün makineleri tek bir ekranda görebilme, subnetlerinizle, hangi makineleriniz var, buradaki renk kodlarıyla görerek problemli makineyi tespit edip ona tıklayıp oradaki şeyleri görebilirsiniz. Bir makineye tıkladığınız zaman da işte onun detayları geliyor. Farklı makinelere tıkladığınız zaman bunun detayları geliyor. İşte dosyalar, user, trafik bilgisi gibi hani oradaki problemi tespit etme adına her şeyi de görebilir durumdasınız. Burada yavaş yavaş toparlamak istiyorum. Çünkü çok konu çok uzun. Raporlarda da yine
birçok rapor görülebilir. İşte top riskli raporlar, top riskli dosyalar. Dosyaları detaylı olarak görebiliyorsunuz. İsterseniz bunlardan birisine tıkladığınız zaman da yine onun risk skoru ve biraz önce görmüş olduğunuz detaylar. Burada yine hostlar olarak en riskli kullanıcılarımız hangisi? En riskli en riskli bilgisayarlarımız, en riskli kullanıcılarımız, en riskli network dediğimiz zaman daha çok dış trafikler. Bunları da yine kendi içerisinde belli bir database'i var. Burada da bunları bloklayabilir durumda. Bir endpoint teknolojisi olduğu için SSL trafiği başlamadan bu trafikleri gördüğü için de diğer teknolojilerden çok daha gelişmiş bir koruma sağlayabilir durumda. En sonunda birazcık menüleri gösterip ondan sonra da sorularınız varsa onları İrfan Bey'le birlikte cevaplamaya çalışabiliriz. Ürün içerisinde birçok güvenlik teknolojisi var. İşte malware detection, antivirüs özellikleri, işte memory injection'e karşı detection, remediation, decoy file'ların oluşturulması, decoy user'ların oluşturulması, daha gelişmiş atakları hareket tarzlarına göre anlama gibi file monitoring özellikleri, bir dosyanın işte değiştirmiş olduğu, kim değiştirdiği gibi detaylar, memory protection özelliği, birçok şeyi burada aktif hale geçirebiliyorsunuz. Burada yine göstereceğim, yine decoy file'lar oluşturabiliyorsunuz. Decoy user'lar oluşturabiliyorsunuz. İşte vulnerability management noktasında Windows patch, isim verilmemesi gereken uygulamalar, bunları tanımlayabilirsiniz. Patch validation noktasında işte hangi uygulamanın hangi versiyonu var olması lazım, bunları tarattırabilirsiniz. Hangi ajanlar endpoint'te olması lazım, bunları görebilirsiniz. UBA özelliği, standart gelen 20-25 tane user behavior hareketleri var. Ama sadece bunlarla sınırlı değil. Siz kendiniz de yaratabilirsiniz. İsterseniz biz şöyle bir şey, kullanıcılarımızın bu hareketlerini görmek istiyoruz dediğiniz zamanda da bizim SOC ekibimiz bunu geliştirip size ücretsiz olarak da verebilir durumda. Remediasyon özellikleri, threat hunting, bir zararlı kod bulundu başka bir yerde, sizin network'ünüze var mı yok mu, bunları arattırabilirsiniz. İşte SHA bilgisi, MD5 bilgisi gibi isimlerle değişik farklı parametreleriyle arattırabilirsiniz. Başka olarak hani entegrasyon noktasında değişik Active Directory ile entegrasyon olduğu gibi VPN, firewall gibi belli yerlerden de belli logları alıp size bütün resmi gösterme adına ciddi bir zararlı hareketleri görme, durdurma ve onların zararlı niyetini tespit edip bunu da remedy edebileceğiniz kaynaklar konusunda minimum, hem CPU noktasında hem RAM noktasında minimum kaynak tüketen bir ajan ya da ajansız kurulabilen, dolayısıyla bazı ajan kurulamayan serverları da koruma sağlayabileceğiniz, kurum içinde ve kurum dışında olması önemli değil, hem içeride hem dışarıda koruma sağlayabilen, sadece görünürlük değil, koruma sağlayan bir teknolojiden bahsediyoruz. Benim hani çok da uzatmak istemiyorum, anlatacaklarım bu kadar. İrfan Bey zaten bayağı detaylı anlattı, ama sorularınız varsa da sorularınızı alalım. Tabii ki. Sorularınızı yazarak iletebilirsiniz.
nasıl bir platformda çalışıyor, kullandığı database nedir? Şu an bir ben cevaplayayım isterseniz. Bir software teknolojisinden bahsediyoruz. Windows, klasik Windows Server'ın üzerine kurulan bir teknoloji. Sanal ya da dediki bir hardware olabilir. Kullandığı database noktasında her şey kendisine ait, kendi database'ini kullanır durumda. Logları kaydetmek için de kendi database'ini kullanır durumda. Ama third party, işte başka database'e aktarılabilir ya da log korelasyon teknolojileriyle entegre olabilir. Firewall'larla nasıl entegre oluyor? Esasında hani bu teknolojinin esas amacı diğer farklı katmanlara ihtiyaç duymadan zararlı hareketleri tespit etme, raporlama ve durdurma. Firewall'lardan belli bilgiler alıyor ama bir SOAR teknolojisi gibi işte şu olduğu zaman firewall'da bunu kapat yerine, çünkü hem endpoint'te host hareketlerini görebiliyor hem de network kartını da izleyebildiği için bilgisayarda ve network tarafında iki tarafta da aksiyon aldırılabiliyor. Dolayısıyla hani bir firewall ya da proxy'ye belli şeyleri yaptırmasına gerek yok. Fakat belli entegrasyonlarla orada görünürlük sağlama adına belli detaylar bu teknolojilerden alabilir. Lisanslaması nasıl yapılır diye bir soru var. Kullanıcı bazlı, koruduğu makine bazlı olarak yapılan bir lisanslama. Subscription based bir teknoloji. Bir senelik, iki senelik ya da üç senelik lisanslama süreleri var. Onlardan kullanıcı bazlı olarak alıyorsunuz ve buna göre lisanslayabiliyorsunuz. On-prem kullanımda internete ihtiyaç duyuyor mu? Evet ve hayır. Evet, internete ihtiyaç duyuyor şu noktada. Teknoloji sadece kendisi çalışmıyor. Size bir antivirüs ya da işte bir yerel filtering ya da içerik filtreleme teknolojisi gibi bir tehdit profilleri gönderiyor ki yeni gelişmiş tehdit profillerini tanısın. Hem burada bu tehdit profillerini aldınız, ondan sonra network'ten disconnect ettiniz, sistem hala çalışabilir. Yani internete bağımlı değil ama internete bağlı olduğu zaman size daha fazla intelligence sağlayabilir durumda. Burada hani internet olmadığı zaman riskiniz nedir? Bazı çok kritik şeyler olabiliyor, networkler olabiliyor, devlet kurumlarının ya da kapalı networkler. Burada da güvenlik endişeleri olabiliyor. Bunlar için de yani teknoloji internete gerek duymadan çalışabilir. Herhangi bir sıkıntı yok. Sadece işte nedir? Soka gönder dediğiniz zaman internet olmadığı için gönderemeyecektir. Yeni bir atak profili çıktığı zaman bunu farklı yöntemlerle ancak içeriye alabilirsiniz gibi zorluklarınız olur. Onun haricinde teknolojinin çalışması noktasında bir sıkıntı yok. Linux endpointlerde çalışabiliyor. Hani normalde hem görünürlük hem protection özellikleri birebir. Fakat Linux'tan kaynaklı bazı eksiklikler olabiliyor. Bu ajandan değil, Linux işletim sisteminin tabiatıyla alakalı eksiklikler. Bu hani bizde ya da bir başkasında da aynı şekilde. Fakat Linux endpointleri de bu uygulanabiliyor. Farklı bir sorunuz var mıydı? Eğer yoksa herkese çok teşekkür ederim katılımları için. Hüsamettin Bey, size ayrı olarak teşekkür ederim katılımınız için. Çok sağ olun. Sizlere de emekleriniz için sağ olun. Herkese çok teşekkürler. Yine hani daha detaylı bilgi için İrfan Beylerle görüştüğünüz zaman gelip birlikte ziyaret edip daha detaylı anlatabiliriz. Demo POC isteyen arkadaşlar için de bu konuda yardımcı olabiliriz. Teşekkürler Hüsamettin Bey, zaten detaylı olarak bilgi verdi. Sunumun sonunda da size sunumumuzu link olarak paylaşacağız. Sunumumuzu daha sonra da link üstünden izleyebilirsiniz. Herkese çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere, teşekkürler. Çok teşekkürler, iyi günler.